protoste var. Yani evet. kan protesto edildi. Doğru. O kan protesto edildi. Yani bence bunları Galatasaray taraftarının yapmaması lazım. Yani her şeyin hırsını e, oyunculardan çıkartmamak lazım. Özellikle yerli oyunculardan hiç çıkartmamak lazım. Şimdi bu kadar sakatlık haberleri var. E, i̇şte e, moralsiz dönen oyuncular var. Hakkında soruşturma açılan eee evet. e, Muslera var. Yani tamamen bence tüm oyunculara bu durumda destek olmak lazım. Ee, moral, motivasyon lazım. Yani siz de onları eleştirirseniz, işte ıslıklarsanız, olumsuz tezahürat yaparsanız yani diyelim ki Mustara ya oynamadı belki sakatlandı adam ne olacak? Yok işte kalecisi Galatasaray'ın. Yani Giresun'da gayet başarılıydı. Niye burada böyle oldu? Bir demek ki bir şey var. Yani ki hazırlık maçıya, Yani kazan tamam, Fenerbahçe kazanıyor, Galatasaray kazı kaybediyor. Beşiktaş berabere kalıyor İşte Trabzon'a dün beraber kalıyor Olur bu hazırlık maçları Yani burada önemli olan ortaya konan Futbol oyun biraz oyundan dolayı Taraftar bence skora değil de oyuna kızıyor Yani işte Fenerbahçe orada tabi şey yapıyor Mukayese ediyor Ya her, Sanki normal maç oynuyorlarmış gibi Hırslı herkes gollerini atıyor İşte mücadele var Çatır çatır 3 puan maçıymış gibi oynuyorlar Galatasaray'da bunu göremedikleri için sistem ediyorlar ama etmemek lazım. Sonuçta asayi yarıştan kopmuş bir takım değil. Yani burada valla Okan Hoca olsam ben şimdi uykularım kaçar yani bu kadar sakat. Yani takımın bütün 11'in önemli oyuncularının bazılarında sorunlar var. Kimisi sakatlandı, kimisinde de psikolojik sorunlar var. Yani bunları e, tedavi etmek hem fiziksel olarak tedavi etmek zaten bir zaman... Hadi o ıı, tıbbi kadronun işi ama psikolojilerini de düzeltmek teknik kadronun işi. Bir yandan da e, ıı, Mustera da düşünüyordur herhalde. Yani olur ya ben kariyerimin zaten milli takımdaki son şehrinde bu kadar ağır bir ceza 10 maçtan bahsediliyor. 7 evet. diyen var 8 diyen var. Yani bakalım tabi o cezalar ne çıkacak. Ki umarız en az cezayı alır. Yani ıı, ben Türkiye'ye yansıyacağını bir kere düşünmüyorum. Yani bu mı? milli maçlarda oynamaz yani. Niye Türkiye'de oynamayacak ki yani? Ya sonuçta orada milli maçtan sonra gitti itiraz ha, etti, itiraf Hakeme yönelik bir hareketin bütün organizasyonları kapsayacağına dair haberler var. O yüzden ben netlik yok ya şu an. Yani benim öğrendiğim kadarıyla mi? milli maçlarda oynamaz Türkiye'de oynar yani öyle bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ee, yani burada tabii bu kap önemli ee, Antalya kampı yani hocanın biraz takımı toparlaması. E, bence Icardi'nin de gelmesi lazım bu takıma. Yani Icardi'nin de Antalya'da olması lazım ya. Yani. yani. şimdi nasıl yani Icardi Antalya'da olmayacak mı yani? Zaten yani, olmayacak. ortasında mı gelecek? Hayır kaçına kadar izin vermişler? Yani dokuzuna kadar mı duydum ben? Onuna kadar falan duydum da sonuçta çıkıp gelmesi lazım. O zaman yani. iki gün sonra gelecek. Ya, gelmesi lazım ya. Bu kamp önemli. Bak burada bir sürü sorunlar var. Sakat oyuncular var. Morali bozulanlar var. Yani bütün takımın kampa katılması lazım. E, ee, de gelmesi lazım ki e, sonuçta sizin bir hedefiniz var. Yani bak şampiyon olmak istiyorsunuz. Arada iki puan var. Önemli maçlara çıkacaksınız. Fenerbahçe derbisi var. Yani bunlar göz önünde bulundurulduğunda e, şu an yani manşetlere baktığımızda Galatasaray'da sıkıntı var değil mi? Yani kabus var, işte hazırlıksız yakalandı, yerli kaleci sendromu var. Yani bir sürü iyi bir haber yok Galatasaray ile evet. ilgili. Yani şimdi burada tabii bize kızmasınlar medya. Yani sonuçta Galatasaray'daki durum bu şu anda. Ee, hoca hoca takımı toparlamalı. Bence Antalya'ya herkes Antalya'da olması lazım diye düşünüyorum. Başka var mı Galatasaray'dan? Var var haberler. tabii ki var. Hepsine bakacağız şimdi. Ee, neyle devam edelim? Yine Sabah gazetesinde Seferovic'in için e, bir açıklaması var. Ona bir bakalım. Hemen Mehmet Özyon'un haberinin altında sabah 21'de gitmiyorum başlıklı. Dünya Kupası'nda Portekiz'e elendikleri maç sonrası Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok. Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti. Çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum dedi. Seferovic sezon başında Portekiz ekibinden satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Gitmiyorum derken Benfica'ya gitmiyorum demiş. Galatasaray'dan gitmiyorum dememiş Murat Özbos'tan. Ha, yani Benfica'ya Benfica ya beni gitmiyorum. yollayamazsınız. Benfica'ya gitmiyorum demiş ama bir taraftan Vallahi da oynayabileceğim durum... bir kulüpte olmak istiyorum demiş. E Galatasaray'da da oynayamıyor. Yani şimdi, nasıl şimdi bunu? E, bu durumda e, Galatasaray'ı ben yollayacağını falan düşünmüyorum. Yani. Artık Zaten ama yani ama bir yere gitmek istiyorum demiş. Ya oynas Oynayacak mı ya o? Ya Hoca da oynasın canım yani şey mi şimdi sıradan bir oyuncudan mı bahsediyoruz biz. Ama performans gösteremedi yani ne, ne kadar oynadı ki performans göster yani ligde kaç maç şans buldu yani genelde bilmiyorum 11 maçı 1 2 tane var mıdır yani arkadaşlar belki bakabilir. Genelde zaten Icardi ile Gomis oynadı. Yani özel maçlarda oynadı ligden önce. Ee, ama daha sonra kulübede oturdu sürekli. Kadroya alınmadığı maçlar da oldu. Yani adama zaten bir itildi adam kenara. Yani o kadar da yani adama fırsat şans verildiğini düşün, düşünmüyorum. Peki boşu boşuna mı itildi acaba? Yani sonuç itibariyle e şimdi Okan ön plan, performansı Yani yıkardı ya. ön plana çıktı. Evet. Herkes yıkardı değil mi? Oynaması lazım. Çünkü yani yıkardı değil geldi. Yani. Ee, Sayın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müthiş bir transfere imza attı. Erden Timur'la beraber yani işte Avrupa'nın en sayılı golcülerinden bir tanesini işte Güney Amerika'da çok popüler olan e, marka bir ismi aldı getirdi Galatasaray. Ne kulübede mi oturacaktı adam? Oynaması lazım. E, ve oynadı. İkinci alternatif kimdi? Gomis. Yani bu şey zaten Seferovic üçüncü durumdaydı. Üçüncü pozisyona düştü. Ama şu anda yani hocanın da bence onun da böyle bir sırtını sıvazlayıp aslanım, ah, koçum biz... Seni de istiyoruz filan demesi lazım yani. Ne, ne Zaten diyecek? Zaten dönemeyecekse yani, böyle bir şey yapması şart. Ya Icardi döner. Icardi döner de belki iki maç sonra bir daha sakatlanır. Yani Adalem çekiyor der. İşte Arjantin'de bir doğum günü var. Benim oraya gitmem lazım der. Yani bunların şimdi deme ihtimali var. ya yani ne diyelim yani Paris'e gidebilir. İtalya'ya gidebilir. Yani özel uçağa biniyor gidiyor adam. Diyebileceğimiz bir şey yok. Bence tamamen e, hoca da... He, Transfer yapacaklarsa o ayrı. Yani bir golcü alacaklarsa ki bence almaları lazım. Eğer bu şampiyonluğu istiyorlarsa Galatasaray'da böyle bir sorunsuz bir tane golcü lazım Size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi baktım. Bugün ayın 8'i değil mi? Evet. Yarın Vandana'nın doğum günüymüş. <laughs> Bilmiyorum evet. bu bazı taşları yerine oturtur mu ama. Yani, Arjantin'e gidiş. Ya gibi. abi olabilir yani belki doğum günü kutlayacaklar çocuklar var sonuçta. Evet. Ya yani çocuklar da gitti Van orada mı? O da orada. Özellikle herhalde. baktım acaba Vandan doğum günü ne zamana geliyor? Hani o orada da az önce dediniz ya doğum ya. günü için gidebilir her an diye bir bak bakayım dedim Vandan doğum günü ne zamanmış diye yarınmış. Ya doğum günü kutlayacaklardır yani mutlaka bu gidişindeki nedenlerden biri de budur. Hem ben bir doktoruma görüneyim. Hem biraz kafamı toparlayayım. Hem işte doğum günü var. Yani Galatasaray bence hoca jest yapmış. Yani hocanın bu yaptığı jestlere umarız ki bir karşılık, karşılık verir. verir. Yani iyi niyet burada önemli bir şey. Çünkü takımı sen alıyorsun. Mustara'da gelip desek ki benim moralim bozuk. Ben Antalya kampına katılmayacağım hocam. Benim moralim bozuk. Yani zaten formada şansı da bulamadım. Bir de benim hakkımda soruşturma var. Belki de milli takım kariyerim tamamen bitti. 10 maç bana ceza verecekler. İşte Torella da geldi dedi ki benim de moralim bozuk. Biz de kafadan iz biz kampa gelmeyelim. Biz de gidelim. Ben Uruguay'a gideyim. Gidelim orada bir bir süre bir dinlenelim ee, belki işte orada takılalım 3-5 gün yani. Dese şimdi ne yapacaksınız? Ama demez. Onun için doğum günü enteresan oldu gerçekten senin hatırlatmanla. Bence yani ben böyle baktan İhsan'da falan hani var mıdır acaba? Hangi maça denk gelir diye bir bakacaktım. Şimdi İ sakatlığı ama var. Ama Dolayısıyla elde iki tane oyuncu var. Bir tanesi Gomis, bir tanesi Seferovic. Martens'i kullanabilir orada. Mertensi kullanabilir orada. Bu da bir seçenek olabilir. Ama yani Seferovic'e de bence bir e, şey yapmak lazım. E, özel ilgilenmek lazım. Yani adam sonuçta milli takımdan geldi. Katar'da vardı. O da önemli bir diğer.